kan Sevda'ya çıkarmışlar adımı. Böyle parçalayacak gibi saldırdılar üstüme. Sen biliyor musun? Kaçı benim sayemde koca buldu. Kaç çifti birleştirdim ben, sen biliyor musun? Ama insanoğlu nankör işte. Kafama domates attılar ya. Ağla canım, ağla. Hepsi sattı beni. O şişkonun tarafına geçtiler. Yayın evi de yakında fesheder sözleşmeyi. Bittim ben. Sevdacığım, bitmedin. Yani evet, şu an gözden düşmüş olabilirsin ama her zaman böyle kalmayacaksın. Bir şey yapamam ben Gülendam artık. Hiçbir şey yapamam. Canım benim, ünlü bir kadının geçmişine ne olursa olsun her zaman hayatına temiz bir sayfa açabilir. Nasıl? İlişkiler konusunda uzman olan sensin. Tahmin edersin bence. Dilek, şimdi koltuğun altında bir sanki yumurta varmış gibi düşünüyorsun. Onları sıkıyorsun fakat kırmıyorsun. Kolunu biraz öne al. Şimdi sık, bırak, nefes al. Öne doğru gel, sıkıştır, bırak. Daha öne... Ya en efsofeno demişler. Ne demek acaba ya? Ya benim İspanyol hayranlarım mı acaba ya? Efsane fenomen demek. Ha, o zaman niye öyle demiyorlar ki? Dilek, verir misin şu telefonu? Ama şimdi bunlarla ilgilenmeyince de hayranlar heder oluyor, biliyor musun? Konsantre olmuyorsun. Konsantre olmayınca doğru nefes almıyorsun. Doğru nefes almayınca ritmi kaçırıyorsun. Böyle spor yapılmaz ya. Ya ömrüm boyunca sağ koltuktan sol koltuğa hareket etmediğim düşünülürse... ...sana bu telefonu verirken bile 100 kalori yakıyorum ben ya. Aa. Şişt. Küsüştük mü Tarık Sönmez? Yok ya. Ne küseceğim, çocuk muyuz? Yoksa ben geç kaldım diye mi kızdın bana? Kızgınım ama geç kaldığın için değil. O zaman neden? Aklıma başka bir şey gelmiyor Tarık Sönmez. Birazcık yardımcı olabilir misiniz? Dün beni o kıza niye yalnız bıraktın? Şimdi anlıyorum ben ya. Ya çok özür dilerim. Ben böyle samimiyiz diye düşündüm ama sen demek ki yeterince açılamadın bana. Bak, ben herkesin tercihlerine saygı duyuyorum, tamam mı? Ya bilmiyordum böyle olduğunu. Direkt mi saçmalıyorsun Allah aşkına? Ben kadınlardan hoşlanıyorum. O zaman yuh yani, vitrine koş seyret bir kız yani o. Dilek. Benim kimle ilişkiye gireceğimi sen mi karar vereceksin? Ay yok canım, o yüzden demedin de ben sen yalnız kal istemedim. Ha, sana bir şey söyleyeyim mi? İlişkiler konusunda birinden akıl alacaksam o en son sen olursun, emin ol. Allah Allah! Benim neyimi beğenmedin sen? Neyini mi beğenemedim? Mesela kocanla kurduğun muhtaçlık ilişkini, mesela kocanın sana karşı olan tavrını, bunları beğenmedim. Daha sayayım mı? Bir kere sen filmin tek karesini gördün, tamam mı? Mutluyken çok mutluyduk biz. Yani öyle problemler olması çok normal bir kere. Bırak Allah aşkına ya, adam seni bir gram umursamıyor. Yok canım, ha pışık. İşte bile, Engin tamam bir takım hatalar yaptı ama telafi etmeye çalışıyor şu anda. Öyle mi? Ezberden laf. Herkes hata yaparmışmış. Senin kocan yaptığı hatanın eşek gibi farkında ve bu hatayla yaşamayı da tercih ediyor. Sen hala burada tırmala be. Kabasın Tarık Sönmez, tamam mı? Kabasın. Ne oldu canım? Doğruyu söyleyince kaba mı olduk? Ya bırak Allah'ını seversen ya. Ben niye seninle özelimi paylaşıyorum ki? Tamam, sen sadece bundan sonra benim spor hocamsın, tamam mı? Yumurtaları sık bıraktan da başka muhabbetimiz olamaz bizim. Ya iyi, al şunu. Zaten onu da beceremiyorsun. Senin arkadaş kalmak isteyen kim be? Arkadaşmış. Ne halin var senin çocuğum? Hala söyleniyor ya. Bakalım yarın bizi nasıl bir akşam bekliyor? Her şeyin yolunda gideceğine dair umudum tam. Ben heyecanımı gizlemek için kendimi zor tutuyorum. Tutmayın efendim, salın gitsin, tutan bulunur. Çok ilginç bir espri anlayışınız var, biliyor musunuz? Bazen sizi anlamakta zorluk çekiyorum. Ben de kendisini çok nadir anlayabiliyorum zaten. O anlar sayılı yani, emin olun. Yarın görüşüyoruz o zaman. Peki. Yarın görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Senin hakikaten kablolar yanık. Sen ne yapmaya çalışıyorsun, bana bir anlatsana. Ben başladığım işi yarım bırakmam Murat.
Ya konuşmadık mı Efkan Müdür'le? B planı yapacağız demedik mi? Unut, teklemekten gitmiyorsun sen Kenan'la buluşmaya. Ya tamam bak, düşün. Tamam, eğer yarın hiçbir şey yolunda gitmezse evet Efkan Müdür bana çok kızacak. Ama şu anda ona hiçbir şey söylemezsek ve yarın işler yolunda gider, o adamı enselersek... Ya amacımıza ulaşmış olacağız Murat. Yüzlük yüzlük kuruna geldik oğlum ya. Sen hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Hayır, vazgeçmeyeceğim. Yarın gidip Efkan Müdür'e her şeyi anlatacağım. Ne olacak? İşten kovulacağım. Peki tamam, ama bir şartım var. Tamam, kabul. Ne yaparsan yap haberim olacak. Bir adım arkanda olacağım. Öyle kafana göre iş yapmak falan yok. Doğaçlama yok, anladın mı? Tamam, hoşuma gitti bu durum. Tamam, kabul. Esra, ben ciddiyim. Ya tamam, ben de ciddiyim ya. Az kalsın operasyon mahvoluyor, farkında mısın? Ya sus Cihan'ı diyorsun, ya, Allah kahretsin. Lavuk kocanı diyorum. Lavuk ne ya? Lavuk nedir? Ya bari yüzüme söyleme, ayıp. Nesi ayıp be? Herifin doğumu, ekosistemi ayıp. Ne ayıp? Vallahi sana yüz vermeye gelmiyor hakikaten ha. Hakikaten merak ediyorum bu herife ne oldu da nasıl bir mucize oldu da sen bu adama geri döndün diye. Sana ne ya? Sana ne? Aman bana ne be? Sana ne? Bana ne be? Sana ne ya?